Sevgili arkadaşlar, tekrardan umarım iyisinizdir. Ailenizin sağlığı, neşesi, keyfi yerindedir. Benden bir açıklama bekliyorsunuz, biliyorum. Uzun zamandır bekliyorsunuz. Ya ben hiçbir zaman sizi merak içinde bırakmak isteyen bir adam olmadım. Eğer Instagram'ım açık olsaydı, o olayların yaşandığı gün hemen iki tane hikaye atıp size olaydan bahsedecektim. Kendi açıklamamı yapacaktım ama Instagram'ım hala açık değil. Kaç gün oldu bilmiyorum, 10 gün falan oldu herhalde. Instagram'ım hala açık değil. Instagram açılmadığı için de canlı yayında bu olayı size böyle canlı canlı anlatmaya karar verdim. Neler yaşadığımı. Bir tane marka bize dedi ki Süper Kupa finalini izlemek ister misin? Ya yani dünyanın en önemli takımlarından iki tanesi gözünün önünde Türkiye'de çok seyir keyfi yüksek bir tane maç yapacak. İzlemek ister misin bunu Can Tosoy? Hay hay dedim, seve seve tabii ki. Eskişehir'den arkadaşlar yola çıktım. Beşiktaş stadyumuna kadar gittim. Sektöre Yerim sizin hoş kalpleriniz ya. geldin. Çok seviyorum sizi. Durun anlatayım lan bir. Ondan sonra stadyuma kadar gittim. Markanın bana söylediği hikayeleri attım. Yani buraya bizi desteklediğiniz için teşekkürler. Çünkü çok özel bir bilet veriyorlardı bize. Aynı Red Bull'un işte şu verdiği biletler gibi. En önden izleme keyfi. Diğer YouTuber arkadaşlarla beraber hatta maç tahmini falan yaptık. O hikayeleri görmüşsünüzdür. İşte şu alır, şu alır falan filan diye. Ondan sonra stadyuma girdik. Bu tür etkinliklerde de şöyle oluyor. Stadyumda bir loca alanı oluyor. Yani protokol loca adı neyse artık işte bir VIP. Medyayı ve YouTuber'ları yan yana koyuyorlar burada. Biliyorsunuz etkinliklerde YouTuber'ları yan yana koymayı severler. Marka da YouTuber'ları yan yana koyuyor doğal olarak. Ben gidiyorum arkadaşlar. Giriyorum. Hayatımda ilk defa stadyuma giriyorum bu arada. Benim ne deniyor ona? Pasolik mi? Pasolik'im bile yok benim. Hacı'yı hatırlıyorum futboldan, Galatasaray'dan. O kadar bende futbol. Her yayınımda anlatırım zaten. Bilirsiniz bunu. Ama inanılmaz bir atmosfer. Kafayı yedim görünce yani böyle 45 bin kişi dolmuş buram buram. Hemen herkes de yabancıydı bu arada. İki yabancı takım karşılaşıyor diye. Girdim. En önde, stadyumun en önüne bize yer ayırmışlar. Oraya gittim bir baktım. Abdüler, aa ne yapıyorsunuz? Vay be, burada maç izlemek nasipmiş. Hani görüşemiyoruz falan filan. Selamlaştık. Ondan sonra tabii telefon elimde benim böyle. Hemen Instagram'dan size gol haberi vereceğim. İlk benden göreceksiniz. Televizyondan önce, haberlerden önce falan. İşte korner oluyor, penaltı oluyor, bir şeyler oluyor falan. Onları çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bu talihsiz olay meydana geldi. Ya Abdü aniden sahaya atladı. Aniden sahaya atlayınca ben de elimdeki telefonla onun görüntüsünü çektim. Yani stadyumda 45 bin kişi vardı. Belki 20 bin kişi falan o görüntüyü çekti bu arada. Ben de onlar gibi o görüntüyü çektim. Ve Instagram hesabından bunu paylaştım bir süre sonra. Ama yani bunu paylaşıyor olmam hani onun yaptığı şeyi tasvip ediyor olmam anlamına gelmiyor. Çok yanlış buluyorum. Çok yanlış buluyorum aksine yaptığı şeyi. Hani ilginç bir içerik diye ben o an paylaşmak istedim arkadaşlar onu. Zaten Instagram hikayemde izlediyseniz eğer hikayeyi görmüşsünüzdür orada da. Hani oha ne yapıyorsun deli yani bu yapılacak iş mi? Şeklinde konuşmalarım var. İki tane hikaye attım ben o andan. Ondan önce de işte korneri falan filan çekmiştim. Sonra abi diyor güvenlikleri aldı götürdü. İşte biz kendi aramızda konuşuyoruz hani nasıl olur böyle bir şey falan filan. Sonra en önde en ön sırada oturan bütün YouTuber'ları da almayı tercih ettiler. Yani orada kim varsa işte hani Emre Durmuş işte Furkan Yaman kim varsa o sırada herkesi gelin bakalım hani sizin de bir alakanız bir şeyiniz var mı bunlarla falan diye almayı tercih ettiler. Yani sizin gördüğünüz o görüntülerin sebebi bu arkadaşlar. Ya ben 10 yıllık bir internet hayatım var benim ve hiçbir zaman size yakışmayacak bir şeyle karşınıza çıkmadım. Bir prim olayıyla, kötü bir şeyle, sizi utandıracak, yüz kızartıcı hiçbir şeyle çıkmadım ben karşınıza. Ben oyun oynadım arkadaşlar yıllarca. Yani Counter oynadım, Half-Life oynadım. Bir YouTube kanalımız var, bir Twitch kanalımız var. İşte ikisi de 1 milyon oldu. Benim durumum bu. Böyle bir şey yapmadım daha önce hiç. Böyle bir şeyle asla bir daha gözükmeyeceğim size. Yani ucundan kıyısından böyle bir şeyle gözüktüğüm için eğer hayal kırıklığına uğrattığım varsa onlardan da yürekten özür dilerim. Ya ben çok kötü bir olay yaşadım. Askerden geldiğimde bir Sektöre annemle hoş görüşememiştim. geldin. Anne dedim hani uzun saçlıydım giderken. Kısa saçlı halimi gördün mü sen benim dedim. Gazeteden gördüm dedi annem. Onu duyunca ben bittim zaten beyler. Yani ben de bunu yaşamayı hak etmiyordum. Size de bunu yaşatmak istemiyordum. Özür dilerim sizden. Böyle bir şeyin parçası olduğum için bir daha da asla böyle görmeyeceksiniz beni yani. Şimdi süreç devam ediyor. Çok fazla açıklama yapmak istemiyorum o yüzden. Ama bizim hiç zerre alakamız ya da benim zerre alakam olmadı.
Çok net belli olacak. Ben bir suç işlemedim hiç hayatımda. Hani kimseyle kavga bile etmedim. Buradan da bir şey çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Size de bunu anlatayım istedim arkadaşlar. Böyle hani video çekip metinler yazmadan olduğu gibi olayı anlatayım istedim. Umarım tatmin olmuşsunuzdur siz de. Yani zaten Allah razı olsun hepinizden. Ben olaydan sonra Instagram postlarına baktım, YouTube yorumlarına baktım. Yani bok yoluna gittin Niyazi diyen var. Ya ne alaka diyen var. Adam bu işle alakası ne falan diyen ve binlerce yorum gördüm. İşte çıktıktan sonra Evrim'le bir tane fotoğraf atmıştım. Evrim'le binlerce mesaj geldi Instagram'a. Çok geçmiş olsun, iyisindir umarım falan diye. Allah sizden razı olsun o yüzden. Bu konuyla ilgili şu an için başka söyleyeceğim bir şey yok ama bu bir süreç, bu devam edecek. Devam ettikçe ben de size açıklama yapacağım. Teşekkür ederim hepinize ya. Beni yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız yani. Geçmiş olsun abi, sıkma sen canını ya. Sakızdan çıkar gibi olay çıktı vallahi başına. Ne yapayım? Hayat. Hayat abi. Harbi harbi sakızdan Geçmiş çıkar gibi olsun. çıktı lan. 29 yılda bir kere stadyuma gittim amına koyayım ya. Ve çok heyecanla izledim biliyor Normal, musun? normalde şey falan diyor ya sen. İşte ben şanslıyım, şöyleyim, böyleyim. Dünyanın en şanssız olayı bence bu. Evet. Kesinlikle ya. Yani en büyük utancım da, Sektöre hoş gerçi hani geldin. annem falan hiç öyle kötü bir şey demedi bana ama önce ailemi sonra da sizi hani hayal kırıklığına uğratmak istemedim ben. Hep gurur duyulacak şeyler yapmak istedim işte. Çocukların bilgisayarını hızlandırayım. Hani sevsinler beni. Onların bir işine yarayayım falan gibi düşündüm hep ben. Böyle bir şey yaşadım 29 yaşında günün sonunda. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani yaşandı bitti. Sonucunu hep beraber göreceğiz. Ben tabii bizim tarafımızda hiçbir şey çıkacağını sanmıyorum. Böyle Bence işte de çıkmaz. yani organize planlı hadi atlayalım yapalım dediğimiz bir şey değil bu. Ben gittim. Olay yaşandı. Zaten siz çok daha iyi biliyorsunuz yani bir şeyin Instagram hikayesini çekeyim, paylaşayım, para kazanayım falan gibi bir mantık olmadığı için. Aksine bu rezillik olduğu için. Bana da tabii ters tepti. Yani çok çok fazla güzel yorum gördüm. Birkaç tane negatif yorum gördüğüm de oldu. Onlar da buramda. Onların da yorumuna saygı duyuyorum. Bence benim bir suçum günahım yok bu işte. Hani herkesin başına gelebilecek bir şeydi. YouTuber olduğum için böyle gördünüz beni. Televizyonda, gazetede. Hikaye böyle arkadaşlar. Seviyorum sizi çok. Özeti bu. Chat'te şey diyorlar abi. Bütün şanssızlığını kullandın artık. Geçmiş olsun. Aynen kanka. Hayatını bir Geriye 30 geriye yıl daha şanslar şanslı kalacak. şekilde artık. Ben bunun öncesinde neler neler yaşadım ya. Bak Eskişehir'deyim. En yakın şehir Kütahya. Kütahya çıkıyor. Gidiyorum Çukur'un başrolü Aras Bulut'la. Canım kardeşimle beraber yaptık o işi. Yani ondan sonra böyle diyebiliyorum tabii. Ondan önce tanıyordum sadece. Yani bala baksana damlıyor beyler. Bal böyle damlıyor. Ondan önceki işte counter'lar, bıçaklar, kendi çekişlerin bana çıkmaları falan. Ben hakikaten şu moddaydım. Dünyanın en şanslı insanı sensin oğlum Cantu. Süper yaşıyorsun bu hayatı modundaydım. Böyle bir şey yaşadık. Geçti gitti arkadaşlar. Hikaye böyle. Geçmiş olsun abim. Sıkma sen canını ya. Boş ver. Geçti gitti Yani ister zaten ya. Ben istemez hiç insan umurumda sanmıyorum. yıprandım. Yapacak bir şey yok ama yani bu yaşandı bitti. Ben yoluma devam ediyorum. Yayınlarım, videolarım sıklıkla sizlerle olacak diyesim Güzelliği. Yok yok olur artık ya. yok. Bundan sonra olur arkadaşlar. Daha da şanssızlık gelmeyeceğine göre başına. Bütün haklarını Evet. doldurduğuna göre yayınlar aynen devam. Hikaye böyle arkadaşlar. Ne yap? Geçmiş olsun. Bir video Hadi falan bakalım. izleyelim. Gülelim, eğlenelim hadi biraz ya. Çarpı 30 nedir ama? Nasıl bir video? Kuş var bunda. Niye uçmadı o? Aa biri öldü. Bu ne oğlum? Bütün engellere rağmen hayat devam ediyor mesajı bu. Oğlum. Dram bu çok saçma bir video mu kanka? Evet abi saçmalar saçma şey. Oğlum çok iyi. Otobüs mü taşıyorlar orada? Evet. Ya Allah kahretsin ya. Alien Predator.